6. sınıf matematik dersi doğal sayılarda işlemlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 12 eksi 6 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler lütfen dikkat edelim. Bu tarz durumlarda işlem sırası diye bir kural vardır. Yani burada sırayla gitmemem gerekiyor. Önce 12'den 6'yı çıkartayım. 6'yı bulayım sonra 2'ye bölüm 3'ü bölüm olmaz. Burada önce bizim üslü sayıları varsa yapmamız gerekiyor. Üslü sayı yoksa parantez içerisindeki işlemleri yapmam gerekiyor. Parantezden sonra çarpma ya da bölme işlemini yapmam gerekiyor. Çarpma da bölme yoksa toplama ya da çıkarma işlemlerini yapmam gerekiyor. Mesela hepsi aynı sırada çarpma ya da bölme varsa o zaman sırayla gidebilirim. Veya hepsinde toplama ya da çıkarma varsa işlem olarak sırayla gidebilirim. Şimdi baktığım zaman burada bakın ne işlemi var? Burada bir çıkarma işlemi var, bir de bölme işlemi var, değil mi? Bak, çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardır sevgili öğrencim. Yani benim önce burada 6'yı 2'ye bölmem gerekiyor. 6 bölü 2, 3. Kutuyu çıkartalım. Yerine sonucunu yazıyorum hemen. 3'ü getirdim buraya. 12'den 3'ü çıkartırsam işlem sonucu 9. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Sevgili öğrencilerim baktığım zaman önce şuna karar vermem gerekiyor. Hangi işlemler var burada? Bölme var, toplama var ve bölme var. Bölmelerin toplamaya göre işlem önceliği vardır, değil mi? Yani bizim önce buradaki bölmeyi yapmamız gerekiyor. Daha sonra şuradaki bölmeyi yapmamız gerekiyor. En son ikisini birbirleriyle topla diyor bize. 20 bölü 2 ne eder? 10 eder, değil mi? Burada da aynısı var. 20 bölü 2 10 eder. Buraya da yukarıya yazdım. İşlem sonucunu 2 bölme işlem sonucunu birbirleriyle topla diyor. Bana 10 ile 10'un toplamı da 20 eder. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 sevgili öğrencilerim. Dediğim gibi buradaki işlem sırasını kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Önce benim burada üslü sayıları yapmam gerekiyor. Bakın 3'ün karesi diyor değil mi? Şurayı kaldırayım. 3'ün karesi yerine 9 yazayım. 3'ün karesi eşittir 9. Ne oldu? 2 çarpı 9 eksi 4 çarpı 2. Dediğim gibi ok yönünde sırayla gitmek yok. Burada bakacağım hangi işlem var? Çarpma var, çıkarma var, çarpma var. Çarpmanın çıkarmaya göre işlem önceliği vardır. Yani biz burada önce 2 ile 9'u çarpmamız gerekiyor. Sonra 4 ile 2'yi çarpmamız gerekiyor. En son bunların işlem sonuçlarını birbirinden çıkartmam gerekiyor. 9 kere 2 18 eder, altına yazdık. 4 kere 2 8 eder, altına yazdık. Sonra işlem sonuçlarını ortadaki işarete göre birbirinden çıkartıyor. 18'den 8'i çıkartır. Onu bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz 20 artı 16 çarpı 2'nin 4. kuvveti eksi 12. Bu işlemin sonucunu bizden istiyor. Şimdi baktığım zaman öncelikle burada parantez içindeki işlemi yapmam gerekiyor. Parantez içerisinde de 2'nin 4. kuvveti. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ne eder acaba? 2 kere 2 4 kere 2 8 kere 2 16. Bak şunu kaldıralım. Burası madem 16 ediyor. Şunu şöyle kaldırdım. Onun yerine 16'yı yazdım. Sonra parantez içinde 16 eksi 12 diyor değil mi? 16'dan 12 çıkartırsam ne olur? 4 kalır. Evet bu parantezin hepsini birden kaldırayım. Onun yerine 4'ü yazayım buraya. Ne kaldı? 20 artı 16 çarpı 4. Sevgili öğrencim sakın ha bu ikisini toplayıp 4 ile çarparsan bak 144 cevabı seni burada bekliyor. Çeldirici olarak sakın bu hataya düşme. Şimdi işlem olarak çarpma var, toplama var. Başta söylediğim şey vardı ya, üslü sayılar önce yapılır, daha sonra parantez içi. Sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. Bak burada çarpmanın toplamaya göre işlem önceliği vardır. Yani sen önce burada 16 ile 4'ü çarpman gerekiyor. 16 ile 4'ün çarpımı 64 eder. Sonra 20 ile 64'ü toplar. İşlem sonucunu 84 olarak bulabilir. Doğru yanıtım C seçeneği. İşlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen işlemi alıp biraz daha büyütelim. Bakın önce burada 5'in karesi diyor. Üslü sayıları yapmam gerekiyor. Bakın 5'in karesini çıkartayım. Şöyle yukarıya doğru aldım ve buraya 25'imi yazdım. Sonra genel olarak bakıyorum. Ne var burada? Toplama var, çarpma var, çarpma var, çıkarma var ama bu çıkarma işlemi parantez içinde. Üslü sayılar bittiyse sıra geldi parantez içi varsa tabii ki. Parantez içi de var burada. 8 eksi 3. Hemen bunu da çıkartalım. Onun yerine işlem sonucu olan 5'i yazıyorum buraya. 25 artı 7 çarpı 2 çarpı 5. Öncelikle
Çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. Çünkü çarpma işleminin toplama işlemine göre işlem önceliği vardır sevgili öğrencim. Bakın arda arda çarpma yapabilirim. 7 kere 2 ne eder? 14 eder değil mi? 14 ile de 5'i çarparsam 70 eder. Şimdi dikkat et buraya. Hani 7 çarpı 2 çarpı 5. Ben bunu kaldırayım. Bu işlem sonucu neydi? 70'ti değil mi? O işlem sonucunu buraya yazdıktan sonra geriye 25 ve 70 kaldı. Bu ikisinin toplamı bana bu işlemin sonucunu verir. Doğru cevabım D seçeneği 95. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen yapalım. Öncelikle üslü sayıların işlem önceliği vardır. Onu unutmayalım. 4'ün 4. kuvveti bak. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. 4'ü 4 defa yazıp birbirleriyle çarp diyor. 4 kere 4 16 eder. 4 kere 4 16 eder. 16 ile de 16'nın çarpımı 256 eder. Sevgili öğrencim bak şuraya. Şöyle yapalım hatta. Sağ tarafa doğru getirdim. Bulduğum sonuçları üstüne yazıyorum. 256. Ortadaki işareti eksi aynen yazdım. 4'ün 3. kuvveti. Yani 3 tane 4'ü yan yana yazıp birbirleriyle çarpacağım. 4 kere 4 16 eder. 16 kere 4 de 64 eder. Buraya 64'ümüzü de yazdık. Daha sonra yanında da bir çarpma işlemi var. Çarpı 2'yi de koyduk. Şimdi bak bu alttaki sayıların sonuçlarını üste doğru yazdım. Ne oldu ortada? 256 eksi 64 çarpı 2. Bir çarpma var, bir çıkarma var. Çarpmanın çıkarmaya göre işlem önceliği var. 64 ile 2'nin çarpımı 128 eder. O zaman direkt 256'dan 128'i çıkartınca işlem sonucunu burada bulabilirim. Zaten 256 128'in iki katıdır. Çıkartırsam da diğer yarısı olan 128 kalır. Doğru cevabım B seçeneği. Yukarıdaki eşitlikte boş kutucuğun olduğu yere hangi işaret konulmalıdır diyor. Baktığım zaman sevgili öğrencim. Şimdi hem işareti koyacaksın hem de işlem sırasına da dikkat etmen gerekiyor. Mesela 6 koyarsan 8, 8 daha 16, 16 ile 2 toplamı 18 eder. A seçeneği gitti, elendi. Bir diğeri eksi koyarsan 8, 8 daha 16 eder. 16'dan 2 çıkartırsan 14 kalır. B seçeneği de gitti. Çarpı koyarsan, önce burada işlem önceliği var değil mi? 8 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. 16, sonra 16 ile 8'i toplayıp 24'ü bulabilirim. Doğru cevabım çarpı işareti ile C seçeneğidir. Bir diğeri yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Baktığımız zaman şimdi ben önce burada ne yapmam gerekiyor? Önce parantezi halletmem gerekiyor değil mi? 9 eksi 4. Şunu kaldıralım. Bulduğum sonucu kaldırıyorum. Şöyle yukarıya doğru aldım. 9 eksi 4'ü de 5 olarak buraya yazdım. Temize geçeyim istiyorsan. 4 artı 4 çarpı 5 sonra da ne var? Eksi 2 var. Şimdi bak. Burada ne var? Toplama var, çarpma var, çıkarma var. Önce benim buradaki işlem önceliğine göre çarpmayı yapmam gerekiyor. Yani şu işlemi yapmam gerekiyor. Bu işlem sonucu ne eder? 20 eder. Bak yine temize geçelim. Baştaki 4'ü yazdık. Sonra artı 4 ile 5'i çarpın. Önce çarpma işleminin önceliği vardı. Onu da 20 olarak yazdım. Sonra eksi 2 yazdım. Toplama ve çıkarma kaldı. Toplama ve çıkarma aynı işlem önceliğine sahip. Dolayısıyla toplama ve çıkarma kalırsa ya da çarpma ve bölme kalırsa artık sıradan gidebilirsin. 20 ile 4'ün toplamı 24 eder. 24'ten de 2'yi çıkartır. İşlem sonucunu burada 22 olarak bulabilir. Doğru yanıtım D seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi sevgili öğrenciler burada parantezin içinde de var. Bak köşeli parantezin içerisinde bir tane daha parantez koymuşlar. Önce burayı yapalım. 8'den 4'ü çıkartırsam kaç kalır? 4 kalır. Mesela buraya hemen 4'ünü yazdım. Sonra köşeli parantez kaldı. 12 eksi bu işlemin sonucu. Yani parantezin sonucu ne olur? 12'den de 4'ü çıkartırsan geriye 8 kalır. Şimdi bak temize geçiyorum. Baştaki 16'yı yazdım. 16 diyor bu işlemin sonucu parantezin sonucu 8. Buna böl diyor ve daha sonra 3 ile çarp diyor bunu. Şimdi ne dedik? Çarpma ve bölme aynı işlem önceliğine sahiptir. Toplama ve çıkarma gibi. Çarpma ve bölme olursa hepsinde veya ya da toplama ya da çıkarma olursa bu sefer sırayla gidebilirsin. Çarpma bölme aynı işlem önceliğine sahip olduğu için sırayla gidiyorum. 16'yı 8'e böldüm. 2. 2 ile de 3'ü çarpar. 6'yı bulurum. Doğru cevabım B seçeneği. İki tane işlem verilmiş. Bu iki işlem sonucu arasındaki farkı bizden istiyor. Önce
Baştakini hemen yapalım. Bakın burada toplama, bölme ve toplamı var, değil mi? Önce bölmenin işlem önceliği vardır toplamaya göre. Yani şu ikisini bölersem 12 bölü 3, 4 sonucuna ulaşıyorum. Temize geçiyorum. Baştaki 36'yı yazdım. Artı bu işlem sonucu 4 eder. Artı 2. Yani sırayla gitmek yok. İşlem önceliğine önem vermem gerekiyor. Hepsi toplamaysa 36, 4 daha 40 eder. 2 de burada 42. Birincisinin işlem sonucu 42. Şimdi geldik buradaki işlem sonucuna. Buraya baktığım zaman bak burada işlem önceliği neye ait? Daha demin 12 bölü 3 diyordum. Burada ise 36 artı 12. Çünkü parantez içerisine almış. İkisinin toplamı 48 eder. 48'i 3'e bölüp sonra 2 ile toplayacağım diyor. Baktığım zaman bölme ve toplama işlemi var, değil mi? Bölmenin toplamaya göre işlem önceliği var. 48'i 3'e böldüm. 16. 16 ile de 2'yi toplar 18'i bulur. Birinin işlem sonucu 42, birinin işlem sonucu 18. Bu iki işlem sonuçları arasındaki fark istiyor bizden. Birisi 42, birisi 18. İkisinin arasındaki fark 24 olur. Doğru cevabım D seçeneği. Bir işlem verilmiş. 4 tane basamağımız var. Bu işlemlerden acaba ilk önce hangisinin sonucu bulunmalıdır? Sevgili öğrenciler, burada da aynı zamanda tekrar etmiş olalım. Şimdi bak burada toplama var, üslü sayı var, bölme işlemi var. Bu tarz işlemlerde önce bizim üslü sayıyı yapmamız gerekiyor. Sonra üslü sayı yoksa parantez içindeki işlemleri yapmamız gerekiyor. Parantezden sonra çarpma ve bölme işlemlerini yapmamız gerekiyor. Hatta bunu yazın, ezberleyin. Bu çok önemli bu işlemleri çözmek için. Çarpma bölme bittikten sonra bizim toplama ve çıkarma yapmamız gerekiyor. Yani öncelik üslü sayıya aittir. Üslü sayı da burada 3 numara, 3 üzeri 3. Doğru cevabım C seçeneği. Yukarıdaki A, B ve C işlemlerinin sonuçlarının 1, 2, 3 ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi baktığımız zaman sevgili öğrenciler önce burada 15 bölü 3 5 eder. 6 artı 5 de 11 eder. A'nın 2 ile eşleşmesi gerekiyor. Bu durumda A ve B seçenekleri gider, değil mi? Çünkü burada A 3 ile diğerinde de A 1 ile eşleşmiş. B'ye bakıyorum. 3 kere 4 ne eder? Burası 12 eder. Dikkat et buraya. 2'nin ikinci kuvveti. 2'nin karesi yani. 4, 4 kere 3 de 12 eder. 12'yi de 12'ye bölersen 1 olur. B'nin de 3 ile eşleşmesi gerekiyor. B 3 olacak. D gider. Doğru cevap C seçeneği. Diğerini de yapalım. Burada işlem önceliği bölmeye ait. 6 bölü 2 3 eder. Sonra toplama ve çıkarma kaldıysa sırayla gidebilirsin. 14'te 3'ü toplarsan 17. 17'den de 12 çıkartır. 5'i bulabilirim. Demek ki burada C'nin de 1 ile eşleşmesi gerekiyor. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Hepsi birbirleriyle aynı gibi gözüküyor. İşlem sonucunu 39 olarak vermiş. Bakalım sevgili öğrenciler bakın. Şimdi burada çarpma ve bölmenin işlem önceliği var. 5 kere 3 ne eder? 15 eder. 8'i de 2'ye bölersem 4 eder. 15 artı 4, 19. 19'da da 4'ü toplarsan 23 eder. Burada 39 demiş. A seçeneğini eledim. Hatta elediğimizi silelim şöyle. B seçeneğine bakıyorum. Önce parantez içine yapacağım. Bakın 8 bölü 2 işlem önceliği var buranın 4'tür. 3, 4 daha 7 eder. 7 ile de 4'ü toplarsam parantez içi 11 olur, değil mi? Sonra parantez işlemdeki işlem sonucuyla 5'i çarp diyor bana. 11 ile 5'in çarpımı 55 eder. Burada 39 diyor. Maalesef bu da yanlış. Bir diğeri. Yine parantez içinden bakıyorum. 8 bölü 2. 8 bölü 2 4 eder. 3 ile de 4'ü toplarsam 7 olur. Yani şuradaki parantez işlem sonucu 7. Daha sonra bak 5 çarpı parantez içindeki işlem sonucu 7 artı 4. Çarpmanın işlem önceliği var. Bu ikisini çarparım 35. En son da bununla 4'ü toplayıp 39'u bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Şimdi çıkarma, çarpma, bölme, toplama. Bak 4 işlemi de koymuş buraya. Önce bölme ve çarpma var. Şimdi bölme ve çarpmanın olduğu yerin altını çizelim. Bak 7 çarpı 3 çizdik. 80 bölü 5. Buradaki işlem sonucunu çıkartmam gerekiyor. 7 çarpı 3 21'i yazdım. 80 bölü 5 de ne eder? 16 eder. Onu da yazdık. Baştaki 27'yi de yazdık. Ortaya çıkartma işlemini koyduk. Buranın da ortasına toplama işlemini koyduk. Ne kaldı geri? Çıkarma ve toplama kaldı. O zaman
Çıkarma ya da toplama kaldıysa sırayla gidebilirsin. 27'den 21'i çıkarttım. 6. 6 ile de 16'yı toplayıp 22 bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Bu işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce parantez içini yapalım. Bakın parantez içerisinde de işlem önceliği devam ediyor. Yani çarpma var, bölme var, çıkarma var. Bak önce buradaki çarpmayı yapacağım. Sonra bölmeyi yapacağım. Sonra birbirinden çıkartacağım. 2 tane 30, 60 eder. 40'ı da 5'e bölersem 8 eder. Ortada da çıkarma işlemi var. 60'tan 8'i çıkartırsam işlem sonucu 52. 52 yanında da ne kaldı? Parantezin işlem sonucu 52. Bunu da diyor ki 4'e böl diyor. 52'de 4'e bölersem 13 kere var. Doğru cevabım A seçeneğidir.